Arkadaşlar işte bugün arılığa geldik. Arıların hepsini bozdular zannettik ama galiba bir tanesi sağlam çıktı. Bal demir bu şekildeydi. Ve buna ayak iziyle basılmış yani. Kış günü çamurda görülmüş ki burası ayak izinden paslanma yapmış. Çamur üzerinde duruyor bu şekilde. İşte arkasını önünü artık kapaklarını da kendim çektim. Gördüğünüz gibi artık bir şey kalmamış. 16 tane vardı toplam. 15 tanesi ölmüş. Şöyle hepsini göstereyim. Burada bir tanesi kalmış. Yani merhametli miymiş artık unutmuş mu bilmiyorum. Bazılarının ön kısmından almış tabii. Çünkü arka kısmından açamamış. Yaya yetişemedi. Ön kısmına bakalım şimdi aldım. Eteklerini artık. Geri kalanları da buraya aldık. Kapaklarını çektim. İşte bakın ön kısmından alanları şuradan biliyoruz. Arka tarafa değil de ön tarafa gelmiş petekler genelde. Bala yetişemediği için arka taraftan. Bakın. Bu sağlam kalmış. Karları da bakalım şöyle. Ön taraftan aldığını nereden anlıyoruz? Bunu da bir hayli herhalde zamanı olmadı deşmeye çalışmış ama onu da çıkaramamış. Çünkü güzün hepsini çok güzel sulamıştım. Gördüğünüz gibi bak ilginç olan iz var bakın. Sıyırma izi. Çamuru sıyırmaya çalışmış. Üst taraftan kaldıracağım ama herhalde yetişmemiş. Birkaç arı uçuyordu az önce. Zannedersem sadece bu arı kalmış. Geriye kalan 15 tane arı yok. Bir tarafta petekleri de yere düşenleri aldım. Boşa gitmesin diye. Yukarıdaki tek olan malzeme var içinde. Artık oradan bir şey aldıysa da bilemiyorum. Ama bal kesin alınmış ve arılara yazık edilmiş gerçekten. Yani geçen yıl yaptınız ve bu yıl dedim yapmazlar herhalde ihtiyaçları vardı. Şöyle göstereyim. İşte. Yani harika bir manzara demiştim şöyle. Ne güzel. Şurada dağlar var. Büyük Sivri. Şöyle. Ne yapalım? Olan oldu. Ama biz tekrar oralara arıyı dolduracağız. Bırakacak değiliz. Olmasa iyiydi.